Merhaba sevgili anneler. Bugün uzman klinik psikolog İpek Gökozan'la beraberiz. Onunla doğum sonrası depresyonunu konuşmaya geldik. Merhabalar İpek. Merhabalar. İpek, doğum sonrası depresyonu nedir ve hangi durumlarda ortaya çıkar? Doğum sonrası depresyonu halk arasında pek çok farklı isimle anılıyor aslında. Doğum sonrası depresyonu veya tıp dilinde postpartum depresyon dediğimiz bir dönemdir. Anne adayı bebeğini kucağına aldıktan sonra ilk 15-20 gün içerisinde bir hüzün hissetmesi, hamilelik hüznü deriz, çok normaldir. Evet. Çünkü yükselen ani hormonların indiği, hormonal değişikliklerin artık stabil hale geldiği dönemde elbette ki biraz hüzün olacaktır. Bu çok normaldir. Fakat hamilelik hüznünün tonu ve şiddeti değişiyorsa, yani hüzün hali artık ciddi bir depresif hale dönüyorsa, bir yas tutma haline dönüyorsa, bundan da kastımız annenin mutsuzluğu, annenin iştahsızlığı, annenin bebeğe bakım verme isteğinin yok olması, azalması, iletişime geçme isteğinin sevdikleriyle, eşiyle, annesiyle, kayınvalidesiyle, uykusuzlukları, iştahsızlıkları, kendine zarar verme veya bebeğe zarar verme istekleri varsa hamilelik sonrası depresyon belirtileri gözüküyor olabilir. Nedenlerine bakacak olursak aslında yine hormonal değişimlerin ve kimyasal değişimlerin çok etkilediğini görebiliyoruz. Fakat burada sosyal destek çok önemli. Çünkü hamilelik süreci aslında çok keyif verici bir süreç ama bir yandan da annenin bedeninde ciddi değişimlerin olduğu bir süreç. Anne kilo alıyor, eskiden giydiği, kendine yakıştırdığı kıyafetleri artık giyemiyor. Arkadaşları gece gezerken o evde oturmak durumunda kalıyor. Eskiden çok aktif bir iş hayatı varken şimdi evinde çocuk bakmak durumunda kalıyor. Bu tip durumlar aslında annenin bilişsel süreçlerini, annenin bebek sahibi olmasını yorumlama halini değiştirebiliyor. Artı evet. Bazen babalarımız maalesef çok destekçi olmuyor annelerimize. Hamilelik süreci ve hamilelik sonrasında anne adaylarımız ve annelerimiz aslında çok hassas oluyorlar. Onları biraz daha alttan almaya, ani öfke patlamalarına, ani çıkışlarına biraz daha anlayış göstermeleri gereken bir dönem oluyor. Bazen hemen hamilelik sonrasında boşanma süreçleri gözükebiliyor. Bunlar çok etkileyebiliyor. Son olarak bir de yeni annenin, yeni doğum yapmış olan annenin kendi annesi ve kayınvalidesi bebeğe bakmak için bir hayli hevesli oluyor ama o hevesi bazen evin içerisinde düzene fazla müdahale etmeyle gösterebiliyorlar ve bu anneleri ve babaları olumsuz etkileyebiliyor. Bu bahsettiğim faktörlerin hepsi aslında hamilelik depresyonunu tetikleyen faktörlerdir. Evet, yani diyorsun ki pek birazcık da çevre desteği de önemli. Kesinlikle. Anneler için galiba, öyle özellikle değil mi? Özellikle evet, babaların desteği burada çok önemli. Sevgili babalar size çok büyük görev düşüyor burada. Peki İpek, lohusalık depresyonuyla anneler nasıl başa çıkabilirler? Öncelikle yardım istemek ve destek istemek burada çok önemli. Bazen lohusalarımız, yeni anne adaylarımız utanıyorlar. O depresyon süreciyle birlikte bebeklerine bakmak istemiyorlar, bebekleriyle bağ kurmak istemiyorlar, emzirmek onlar için külfet oluyor ve utanıyorlar, eleştirileceklerinden endişe ediyorlar. Anlatılmayan, saklanan her şey olumsuz duyguları ve depresyonu çok tetikler. Lütfen önce güvendiğiniz ve sevdiğiniz birisiyle bu durumu paylaşın, yardım isteyin. Ardından bir uzmana başvurduğunuzda tek başınıza değil muhakkak eşinizle ailece destek alın çünkü burada sosyal faktörler, sosyal destek faktörleri bu durumun çözümlenmesi için çok çok önemli. Gerekli olan tedavi sürecinde medikal destek mi verilecek, psikoterapi sürecine mi başlanacak? Onların uzmanların karar vermesi çok daha uygun ve doğru olacaktır ama en kilit nokta lütfen yardım isteyin ve utanmayın bu durumdan. Çünkü sizin gibi pek çok anne benzer durumları yaşıyor. Peki, çok teşekkürler İpek. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, eğer siz de yeni doğum yapmış bir anneyseniz ve lohusalık depresyonundan şüpheleniyorsanız muhakkak bunu çevrenizle paylaşın ve yardım almaktan kesinlikle çekinmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.